kusura bakmayın, böyle pat diye geldim. Merhaba canım. Merhaba. Şöyle geçeyim. Biz alışkırız. Ne oldu Gönül? Çok sinirliyim. Her zamanki gibi. Dur bir dakika. Çocuklar Sertaç Bey'i kandırmışlar. Sınavımız yok demişler. Bunlar da tadilata başlamış. Dambur dumbur sesler geliyor. Biz de zaten niye hafta sonu yapıyorlar da hafta arası yapmıyorlar diye düşünmüştük değil mi? İşte. Ama ses gelmiyor artık. Durdurdular herhalde. Kim durdurdu? Biz durdurduk. Biz durdurduk ama iki gün suyumuz yok. Onların da suyu yok. Kaldık böyle susuz. Ne olacak canım? Bize gelirsiniz. O önemli değil. Yani işte. Tabii canım. Yani iki gün idare ederiz. Zaten Tuna birazdan gelecek duş almaya. Tabii tabii. Çay içer misin? Ay içerim vallahi, iyi gelir. Hemen. Ay Simay'cığım kusura bakma, senin de hatırını sor. Nasılsın canım? Çok iyiyim. Hiç önemli değil. Sorun yok. Dominant teyze sinirlendiği zaman 10 kaplan gücündedir. Kıza bak. Öyle sinirli girdin ki böyle bir köşede böyle bir üzüldü kaldı. Neyse. Nasıl gidiyor evlilik hazırlıkları Simay'cığım? Nasıl gidiyor? Yoğun gidiyor. Oradan oraya koşturup duruyorum. Bir an önce bitsin istiyorum artık. Aa öyle deme. Bunlar tatlı telaşlar. Tadını çıkar. Bir şeye ihtiyacın olursa bana da haber ver. Gelirim yani. Çok teşekkür ederim. Haber veririm. Eyvah. Siz 3 yıl evlenemezsiniz. İşin içine eğer Dominant teyze girdiyse o işi unut. Ne diyor bu Meltem? Ben öyle biri miyim ya? Ben gayet pratik bir insanım tabii, ayrıca. Tabii tabii. Gördük. Allah. İki evliliğinde de gördük. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Paşa çayı gibi bir şey getirmişsin. Şu hale bak. Ben böyle seviyorum. Sen koyu iç. Biliyor mu arkadaşım benim nasıl içtiğimi? Ay Haluk ya. Ay, ay. Sen niye böylesin? Yani güzel çay içsin diye söylüyorum. Güzel şey bizim gibi. Çayımız. Biz memnunuz. Sana ne ya? Paşa çayı. Simay'cığım, gelinlikçiden cevap geldi. Veriyorlar. Ne zaman istersen gidip seçebilirsin. Oley. Çok rahatladım. Baba, gelir misin? Geliyorum. Ben de kalkayım artık. Siz de gelinlikçiye gidin. Bir şey söyleyeceğim. Siz de bizimle gelinlikçiye gelin. Ben? Evet. Ay hiç bana boşuna kalabalık yapmayayım ya. Ne manam var benim orada yani? Olmaz, yok. Siz gidin. Kendi aranızda küçük bir kalabalık yeterli yani. Gönül abla, ben annemin gazabından çok korkuyorum. Ben evde gelinlikleri denerken en azından kanka Cuğu da orada olursa daha az sinirlenir. Hem de Sultan Hanım'ın gelinlikçiye gelmesini istediği en azından 2 kişi orada olur. Evet. 50 kişiden 2'si orada olur. Hadi. Çocukların ders çalışması lazım. Ben başlarında duracağım onların. Gönül, ya Orçun'la Merve artık kocaman oldular, genç oldular. Sen başlarında mı duracaksın canım ders çalışırken? Hayatım, çalışmıyorlar ben olmayınca. Tamam o zaman söyle Tuna'ya, Tuna dursun başlarında. 1-2 saat gideceğiz, geleceğiz işte ya. Evet. Hayır, olabilir, tamam. Tamam, o zaman hadi. Ben ceketimi gideyim, alayım. Çantamı, ceketimi, tamam. Bir şeyimi alayım. Tamam. Peki, siz annemi arayacak mısınız? Arayacağım, arayacağım. Yoldan arayacağım, merak etme. Hadi birazdan görüşürüz. Bir şey rica edebilir miyim? Şu fincanları mutfağa götürün. Tabii. Hemen geliyorum. O zaman kangalar Sultan Hanım'ın malikanesinde buluşuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız bu evde. Sır dolu şu halim.